47 üniversite hastanesinin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki borcunu kamu ödeyecek. Ayrıca Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulamayı da devreye sokuyor. Kamu hastaneleri için sağlık market geliyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın Habertürk'e özel açıklamalarıyla devam edelim. Biz bu borçları bir şekilde kamu alacak, ödeyecek. Bu milletin borcu. Üniversite bizim üniversitemiz. Çözüm için kollar sıvandı. 47 üniversite hastanesinin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki borcu devlet tarafından ödenecek. Benzer sıkıntılar tekrarlanmasın diye de yeni önlemler alınacak. Daha önceden böyle bir gelişmeyi çözdük ama niye bir daha aynı yere geldik? Akdeniz Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gibi kurumlar milyonlarca liralık borcu yüzünden faaliyetlerini durdurma noktasına geldi. Borç batağındaki üniversite hastaneleri için Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK ve Maliye Bakanlığı devrede. Taraflar sık sık toplantı yapıyor. Borçların sebebi araştırılıyor. Hükümet elbette devreye girecek ve çözüm üretilecek. Sebeplerini araştırıyoruz. Bunlarla ilgili elbette tespitler üniversiteden, arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan geliyor. YÖK aracılığıyla bize ulaşıyor. Kendilerini de dinliyoruz tek tek. Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulamayı daha devreye sokacak. Kamu hastaneleri için sağlık market projesi hayata geçirilecek. Güzel bir sistem getiriyoruz. Başhekimlerimizin zihinleri bu işte meşgul olmamalı. Hastanelerin ihtiyacı olan medikal malzemelerle ilgili ihaleler artık bakanlık eliyle yapılacak. Hastaneler ihtiyacına göre bakanlığın stoğundaki ürünleri internet üzerinden sipariş edecek.